2019 Türkiye'de hukuk sistemine yapılan demokrasiye, barışa ve kardeşliğe vurulan en büyük darbenin adı oldu. Tek adam rejimi yine darbecilerden etkilendiğini gösterdi. Darbe hukuku Türkiye'de demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü yok eder. Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanlarına görevden alıp kayyum atamak, demokrasiye kayyum atamak anlamı taşır. Olmayan demokrasiyi hukuk katlederek yeniden ayaklar altına aldılar. Buradan Türkiye kamuoyuna şu çağrıyı yapmak isteriz. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, demokrasiye sahip çıkmak, adalete sahip çıkmak, hukuka sahip çıkmak vicdanlı insanların işidir. Hangi siyasi partiden olursanız olun, hangi siyasal görüşten olursanız olun, demokrasi yoksa adalet yok. Demokrasi yoksa hukuk yok. Demokrasi yoksa barış yok. 19 Ağustos'la yetinmeyenler 20 Ağustos'ta bir genelge yayınlamışlar. Diyor ki stand açamazsınız, yürüyüş yapamazsınız, basın açıklaması yapamazsınız, siz düşüncelerinizi açıklayamazsınız. Bizim bilgimiz olmadan sıkı yönetim mi ilan edildi? OHAL mi ilan edildi? Evet, Türkiye olağanüstü hal koşullarında tek adam rejiminde yaşamaya devam ediyor. Ama buna son vermek demokrasiden yana, barıştan yana, adaletten, haktan ve hukuktan yana olan tüm vicdan sahibi insanların görevidir. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilenleri görevden aldığınızda nasıl tepki göstermişsek, bugün de aynı tepkiyi gösteriyoruz, göstermeye devam ediyoruz.